Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Erdem Beyazıt, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören. Çok yönlü bir insan olan Cahit Zarifoğlu, 1940'ta Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Lise yıllarında Maraş gazetelerinde şiir ve hikayeleri yayınlandı. Daha sonra Mavera Dergisi şairleri arasına katıldı. Askerliğinin kıta hizmetini, Sarıkamış Dağcı Alayı'nda ve 1974 Kıbrıs Harekatı'nı müteakip Kıbrıs'ta ikmal etti. Değişik dönemlerde ilkokul ve Almanca öğretmenliği yaptı. 1976'dan itibaren TRT Genel Müdürlüğü'nde mütercim sekreter olarak görev aldı. Mavera Dergisi'nde okuyucularla başlığıyla hayli ilgi toplayan ve bir mektep özelliği taşıyan sohbet köşelerini düzenledi. 1983'te TRT İstanbul Radyosu'nda görev aldı. Radyo oyunları yazdı. 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülünü alan Zarifoğlu, İstanbul Radyosu'nda denetçi olarak görev yaptığı sırada 1987'de vefat etti. Farklı dergi ve gazetelerde yazıları, şiirleri yayınlanan, edebiyatın her alanına imza atan bu zarif insanın bazı eserleri şunlardır. Yedi Güzel Adam, İşaret Çocukları, Menziller, Korku ve Yakarış, Serçe Kuşu, Ağaç Kakanlar, Yürek Dede ile Padişah, Katır Aslan, Savaş Ritimleri, Yaşamak, Bir Değirmendir Bu Dünya. Akif İnan 1940 yılında Urfa'da doğdu. 1959'da Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. İki sene sonra bıraktı. 1962 yılında tekrar üniversiteye döndü ve 1972'de mezun oldu. 1964-1969 yılları arasında Türk Ocağı'nda faaliyet gösterdi. 1969'da Nuri Pakdil ile birlikte Edebiyat Dergisi'ni kurdu. 1969-1972 arasında Türk Taşıt İşverenleri Sendikası'nda uzmanlık görevinde bulundu. İlk kitabı Edebiyat ve Medeniyet Üzerine'yi 1972 yılında çıkardı. İlk şiir kitabını ise 1974 yılında Hicret adıyla çıkardı. 1975'te kısa dönem askerlik yaptı. Daha sonra 1976-1990 yılları arasında Mavera Dergisi'nde kurucu ve yazar, şair olarak yer aldı. Diğer taraftan 1977-1980 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat Öğretmenliği yaptı. Daha sonra Ankara Fen Lisesi Öğretmenliğine atandı. 1985 yılında Din ve Uygarlık adlı denemeler kitabını çıkardı. 1991'de Tenha Sözleri yayınladı. 1993-2000 yıllarında Eğitim Biri kurdu ve başkanlığını üstlendi. Aynı zamanda Memur Sen Konfederasyonu Başkanlığını yürüttü. 1998'de Kanal 7'de kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu. 1999'da rahatsızlandı ve ölümcül hastalığı teşhis edildi. 2000 yılında Urfa'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Alaaddin Özdenören 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. 1966'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitiren Özdenören, çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yaptı. 1991 yılında Kültür Bakanlığı müşavirliğine atanan Özdenören, bu görevindeyken emekli oldu ve emekliliğinden sonra Balıkesir'e yerleşti.
Lise yıllarında ikiz kardeşi Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Erdem Beyazıt'la Maraş'ta çıkardıkları Hamle dergisiyle mahalli gazeteler için hazırladıkları edebiyat sayfalarında edebiyata başlayan Alaaddin Özdenören, 1976'da kurucuları arasında yer aldığı Mavera dergisinde yazmaya devam etti. Özdenören, son yıllarda ise edebiyat ortamı 7 İklim, Hece, Ay Vakti gibi dergilerde görünmüştü. Bazı eserleri şunlardır: Güneş Donanması, Batılılaşma Üzerine, Unutulmuşluklar. Bütün şiirleri 2002 yılında topluca basıldı. Duygunun zirvesinde kendini bulmuş güzel bir insan Alaaddin Özdenören, 2003'te hayata gözlerini yumdu. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm mısralarının şairi Erdem Beyazıt, 1939'da Maraş'ta doğdu. 1971'de Ankara Üniversitesi'nden mezun olan Beyazıt, edebiyat öğretmeni olarak Maraş'ta göreve başladı. Daha sonra Maraş İl Halk Kütüphanesi'ne müdür oldu. Beyazıt daha sonra memuriyetten istifa ederek kurucusu olduğu Akabe Yayınları'nın ve Mavera Dergisi'nin yönetimini üstlendi. Henüz öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlamış olan Beyazıt, Edebiyat ve Mavera Dergilerinin kurucuları arasında yerini alır. İlk şiir kitabı olan Sebeb Ey, 1972 yılında, daha sonraki şiirleri Risaleler adı altında 1987'de, son şiirleri de Gelecek Zaman Risalesi ismiyle 1998'de yayınlandı. Beyazıt'ın İslami bir motifle işlediği mısralar, kelimeler gerçek bir ustalığın ürünüdür. 1987 yılı seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Kahramanmaraş'tan milletvekili seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Beyazıt'ın şiir ve yazıları Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yedi İklim ve Hece dergilerinde yayınlandı. Erdem Beyazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Doğu'nun 7. oğlu Sezai Karakoç, 1933'te Diyarbakır Ergani'de doğdu. 1955'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Maliye Bakanlığı'nda müfettiş ve kontrolör olarak çalıştı. 1973'te istifa etti. Diriliş Yayınları ve Diriliş Dergisi'ni kurdu. Karakoç, şiirle ilgili görüşlerini yazmaya başladığı dönemlerden itibaren şiir anlayışını da yazdı. Karakoç, modern bir dille metafizik bir şiir anlayışı ortaya koydu. Onun Mona Rosa isimli şiiri, yıllarca gönülden gönüle dolaşan bir şaheserdir. Bütün şiirleri Gün Doğmadan ismiyle 2000 yılında basıldı. Bunun yanında Ruhun Dirilişi, İnsanlığın Dirilişi, İslam'ın Dirilişi, Diriliş Neslinin Amentüsü ve Yitik Cennet başta olmak üzere 50'nin üzerinde eseri vardır. 1990 yılında Güller Açan Gül Ağacı amblemiyle Diriliş Partisi'ni kurdu. 2007'den beri her cumartesi akşamı partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda değerlendirme konuşmaları yapıyor. Nuri Pakdil 1934'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Henüz lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte Hamle adında bir dergi yayınladı. 1965'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Üniversite yıllarında Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi sanatçı, edebiyatçı ve düşünürlerle yakın ilişkiler kurdu. Bu yıllarda haftalık İstiklal Dergisi'nde sanat sayfası düzenledi, yazılar yazdı. Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda ve Sanayi Bakanlığı'nda çalıştı. Paris ve Roma'ya gitti. Gezi izlenimlerini Batı Notları adlı kitabında anlattı.
1969'da Ankara'da arkadaşlarıyla Edebiyat Dergisi'ni ve Edebiyat Dergisi yayınlarını kurdu ve yönetti. Edebiyat Dergisi 1969'dan 1985'e kadar 16 yıl yayımına devam etti ve Aralık 1984'te son sayısını yayımladı. Edebiyat Dergisi yayınları ise hala kitap yayımını sürdürüyor. Bugüne kadar 40 kadar kitabı yayınlanan Nuri Pakdil'in kitaplarından bazıları şöyle: Batı Notları, Biat, Bir Yazarın Notları, Edebiyat Kulesi, Sükut Suretinde, Arap Saati, Derviş Hüneri, Klas Duruş, Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş. Nuri Pakdil'in hayatı ve eserleri hakkında Hece Dergisi, Ocak 2004'te özel sayı yayınladı. Günümüz önemli öykü yazarlarından Rasim Özdenören, 1940 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Mezun olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. 1975'te Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine geldi ve aynı bakanlıkta bir yılda müfettişlik yaptı. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar döndü. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikayeleri ayrıca televizyon filmi yapıldı. Bunlardan ilki Uluslararası Prag Televizyon Filmleri Yarışması'nda jüri özel ödülünü aldı. Özdenören öykülerinde değerlerinden koparılmış ve modern kentlerin varoşlarında kıstırılmış bireyin, ailenin acılarını, yalnızlıklarını gündeme getirerek yanlışa yönlendirilmiş ülke insanının yaşadığı çarpılmayı, kültür şokunu kuşatıcı ve derinlemesine bir yaklaşımla ele alıyor. Bazı eserleri: İpin Ucu, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Yaşadığımız Günler, Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti, Çok Sesli Bir Ölüm, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Kafa Karıştıran Kelimeler, Gül Yetiştiren Adam, Yeniden İnanmak ve Aşkın Diyalektiği.